Hepinize kanalımdan yeniden merhabalar. Bugün sizlere minik köftesiyle, minik hamuruyla çok lezzetli, ev yapımı yiyebileceğiniz çok lezzetli bir pizza tarifim var. Hazır çocuklarda evdeyken bu pizzayı mutlaka deneyin ve hepsinin gönüllerini fethedin diyorum. Şimdi karıştırma kabımıza 2 su bardağı unumuzu döküyoruz. Ortasını şöyle biraz açıyoruz ve bir paket kuru mayamızı ortasına döküyoruz ve bir tatlı kaşığı kadar balı döküyoruz onu da ortasına şöyle ve burada bir su bardağı ılık suyum var arkadaşlar suyumu da yavaş yavaş dökerek unumun ortasına yavaş yavaş dökerek hamurumuzun kıvam almasını sağlıyoruz. Unu sakın arkadaşlar birden dökmeyin. Yavaş yavaş dökerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bu esnada suyunu fazla kaçırırsanız tekrar az bir miktarda un ilavesi de yapabilirsiniz. Ele yapışmayacak çok elastik şöyle güzel bir hamur yoğuracağız. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız arkadaşlar pizzanız o kadar güzel olur. Ve bu arada bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Her zamanki gibi tuzumuzu en son ilave ediyoruz. Bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi. Buna dikkat edin lütfen. Ve bir 5 dakika kadar daha şöyle yoğurduktan sonra bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Yine Şöyle güzelce yoğuralım kıvam alması için. İyice yoğurduk arkadaşlar. Ele yapışmayacak çok güzel bir hamur oldu. Çok güzel bir hamur oluyor. Bu hamurdan istediğiniz pizzayı yapabilirsiniz. Şöyle tekrar karıştırma kabımıza koyuyoruz ve üzerine bir streç filmle kapatıyoruz ve üzerinde bir bezle örtüyoruz şimdi. Ilık bir yerde en az 1 saat mayalanması için bekliyoruz. Biz de bu esnada köftemizi yapalım. Burada 250 gram kadar orta yağlı kıyma var arkadaşlar. Üzerine biraz tuz ve karabiber çekiyorum. Ve şöyle köftemizi de güzelce yoğuruyoruz. İyice yoğuralım ve birkaç kere şöyle tabağımıza vuralım. Ve şöyle bir kenarda topluyorum şimdi köftemi. Ve minik minik köfteler elde etmeye çalışıyorum ve tabağımıza şöyle diziyoruz arkadaşlar. Bu pizzayı daha önce denemedim ama İlk defa yaptım. İnanın çok lezzetli oldu. Çocuklarım bayıldı. Bundan sonra da sık sık yapacağım. Değişik bir alternatif oluyor. Şimdi köftemiz hazır arkadaşlar. Tavamıza birkaç kaşık sıvı yağ alıyoruz. Ve şöyle ısınmış olan yağımıza köftelerimizi atarak kızartacağız. Şöyle sallayarak her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Köftelerimiz güzel bir şekilde kızardı. Tabağımızı alalım. da fazla kızartmıyoruz çünkü fırında da pişecekler. Köftelerimiz de hazır. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Mis gibi de kokuyor. Şimdi mayalanan hamurumuzu açalım. Çok güzel kabarmış. Şöyle havasını aldırarak karıştırıyoruz elimizle ve unladığımız tezgahımıza hamurumuzu alıyoruz. Bezelere bölmek için arkadaşlar şöyle uzun bir rulo yapıyorum ben. Her zaman böyle yapıyorum çünkü bezeler çok daha rahat alabiliyorum bezeleri. Şöyle rulo yaptıktan sonra bıçak yardımıyla 6 eşit parçaya bölüyorum. Ve şimdi elimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum ve unladığım tezgahıma diziyorum. Şöyle hepsini eşit yapmaya çalışıyorum. Şimdi beze yaptım. Hamurlarımı açacağım. Tezgahıma birazcık irmik serpiyorum. Ve elimle şöyle parmak uçlarımla bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum arada hem un hem de irmik serpiyorum altına arkadaşlar. Hepsini açtıktan sonra fırın tepsime şöyle diziyorum. Benim dört tanesi sığdı. İkisini de başka bir tepside pişirdim arkadaşlar. Ve burada domates sosum var. Onun üzerine birazcık kekik ve zeytinyağı döktüm. Yazdan yaptığım domates sosu bu arkadaşlar benim. Şöyle ortalarına gelecek şekilde ikişer kaşık döküp güzelce üzerine yayıyoruz. Salça da yapabilirsiniz ama domates sosu gerçekten çok daha lezzetli yapıyor pizzalarınızı. Siz de böyle deneyin derim. Şöyle güzelce üzerlerine yayıyoruz. Benim burada dil peynirim var arkadaşlar. Şöyle elimle minik minik parçalara bölüp üzerlerine pizzamızın üzerlerine şöyle eşit miktarda koyuyorum. Siz kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Herhangi yağlı bir peynir de kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ve şimdi pizzalarımızın üzerine önceden kızarttığımız köftelerimizi de şöyle diziyorum. Ve her birinin üzerine birkaç tane gelecek şekilde siyah zeytinlerimi de diziyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, alt üst ayardaki fırında kızartmaya gönderiyoruz şimdi. Bakın. Nar gibi kızardılar pizzalarım. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Dediğim gibi ben de çok sık yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oldu. İnanın tadı da bir o kadar güzel, görüntüsü gibi. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir daha çok güzel ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.